Şu an çok iyi. Okey. Bak. Bu çok iyi. Daha zoom yapacağım. Bu da çok iyi. Okey. Çok iyi oldu. Bu açı çok iyi oldu. Hep çok iyi oldu ya. Sizlerden çok fazla cevap geldi. En çok gelen iki yanlış cevabı aldık. Bir tane de kullanılması gereken doğru gaz karışımını aldık. Düzgün bir dikiş geometrisi elde etme şansımız yok. O yüzden bu yanlış bir seçim. Bu %2,5 karbondioksit bize burada %100 argondan farklı olarak ne sağladı? Aktif gaz olması sebebiyle basit telde gaz altı kaynağında önerilen gaz, en çok kullanılan gaz. Esasında bu karışım. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün kulaktan kulağa efsaneleşmiş, biraz da yanlış bilinen bir hususu birlikte İsa ile ele alacağız. Basit telde paslanmaz gaz altı kaynağı yaparken hangi koruyucu gaz tipi kullanılmalıdır? Bu konudan bahsedeceğiz sizlere. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta bir anket çıkmıştık. Sizlerden çok fazla cevap geldi. Bunların içerisinden en çok gelen iki yanlış cevabı aldık. Bir tane de kullanılması gereken doğru gaz karışımını aldık. Bu üç gazla bir çalışma yapacağız ve sonuçlarını birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu konuda çok fazla internette de yanlış bilgi var. Kulaktan kulağa dolaşan da yanlış bilgi var. Bu soruları ortadan kaldırmaya çalışacağız. İsterseniz öncelikle bir gaz karışımlarını inceleyerek size anlatarak çalışmaya başlayalım. Evet, şimdi bir yakın planda kullanacağımız gaz tiplerinin içeriklerini size gösterelim. Birinci deneyeceğimiz gaz tipi saf argon, %100 argon, tik kaynağında kullanılan gaz tipi bildiğiniz gibi. Yaptığımız ankette cevabı saf argon olarak belirten oldukça fazla takipçimiz olmuş. Yine internette de bununla alakalı oldukça fazla yanlış bilgi var. Aslında yanlış bir gaz kullanımı. Birlikte deneyeceğiz, sonuçlarını göreceğiz, nasıl kötü sonuçlar doğuracağını. Kullanacağımız ikinci gaz tipi Linde'nin Kronigon 2 olarak belirttiği 98 argon 2 karbondioksit karışımı. Paslanmaz çeliklerin masif telle gaz altı kaynağında önerilen gaz, en çok kullanılan gaz. Esasında bu karışım doğru bir seçim. Deneyeceğiz, nasıl sonuçlar verdiğini onu da göreceğiz. Üçüncü deneyeceğimiz gaz da Korgon 18 markasıyla piyasaya sunulan 82 argon 18 karbondioksit içeren karışım gaz. Buna hatta mix gaz diyebiliyoruz biz kendi dilimiz arasında. Evet, bu genelde hani kaynak sektörü arasında mix gaz olarak gaz, karbon çeliklerinin uygulamalarında en yaygın kullanılan karışım tipi. Tabii karışım gaz derken esasında içerisinde argondan başka bir içerik bulunan tüm gazlar karışım gazdır. Yani mix gazdır. Ama piyasada en çok bu kullanıldığı için bu gaza mix gaz deniyor. Bunun çok daha farklı karışımları var. Onlar da esasında mix gaz tabirine dahildir. Teorik olarak bakacak olursak. Şimdi isterseniz yavaş yavaş bir kaynak üzerinde bunların sonuçlarını görelim. Başlayalım. Evet, bu şekilde 5 milim 3 tane 304 L köşe parçası hazırladık. Bunları 308 L 1.10'daki gazaltı kaynak teliyle, masif gazaltı kaynak teliyle farklı gazlarla kaynaklarını yapacağız. Sonuçları inceleyeceğiz. Evet, şimdi öncelikle bir yanlışlardan başlayalım. %100 argonla yaptığımız çalışma. Şimdi ekranda fırçalanmamış halini de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüzey oksit kalıntıları çok fazla değil. Basit bir kimyasal temizlik veya bizim yaptığımız gibi bir tel fırçayla temizlik sonrası oldukça parlak bir yüzey alabiliyor. Oldukça dış bükey bir kaynak dikişi var ve bir ergime problemi yaşıyoruz. Bir kaynak dikiş geometrisinin yayılma problemi yaşıyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Argon bildiğiniz gibi bir soy gaz, bir asal gaz. Yani aktif olmayan bir gaz. Dolayısıyla burada biz gaz altı kaynağı yaparken kaynak banyosunda yeterli sıcaklığa ulaşmamız için koruyucu gaz bize yeteri kadar yardım etmiyor. Bu yüzden biz amperimizi 200 amper ayarladığımızda, 250 ampere neyse ayarladığımızda aslında ayarladığımız kadar bir şiddetli bir
kaynak banyosu enerjisini oluşturamamış oluyoruz. Dolayısıyla %100 argonda aslında yüzey görseli, yüzey parlaklığı, yüzeydeki oksit tabakası kalıntısı olarak oldukça iyi bir form elde etsek de bizim kesinlikle hiçbir şekilde istediğimiz kadar parametre ayarı yaparsak yapalım düzgün bir dikiş geometrisi elde etme şansımız yok. O yüzden bu yanlış bir seçim. Şimdi diğer yanlışımıza geçelim. %82 argon, %18 karbondioksit. En çok kullanılan piyasada karbon çeliklerinde kullanılan mix gaz diye tabir edilen gaz. Şimdi burada fırçalanmamış halini görüyorsunuz. Oldukça karanlık, siyah bir dikiş var. Fırçalanmış halini de görüyorsunuz. Fırçalanmış hali görece daha parlak ama burada çok yakın çekimde baktığınız zaman fırçalanmış halinde dahi bunu kimyasal temizlikle temizleseniz de aynı sonucu verecektir. Yüzeydeki oksit tabakalarını, içerisindeki karbondioksitin oluşturduğu oksit tabakalarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi burada %18 karbondioksit olması neden sakıncalı? Yani bu gaz neden uygun değil? Bunun en temel sebebi şu. Aslında bu gazla düzgün kaynak dikiş kalınlığına, geometrisine, düzgün sıçrantı miktarına sahip bir kaynak dikiş elde etmek mümkün. Şimdi biz burada parametrede çok uğraşmadık ama uğraşırsak daha da güzel bir form elde ederiz. Ancak burada şöyle bir kriter var. Paslanmaz çeliklerde, özellikle östenetik paslanmaz çeliklerde koruyucu gazın karbon içeriği %3'ün üzerinde çıktığı zaman teorik tabirle krom karbür çökelmesi dediğimiz oluşum meydana geliyor ve pratik tabirle paslanmaz çelik paslanmazlık özelliğini yitiriyor. Yani bizim burada görsel olarak mükemmel bir kaynak dikişi almamız, sıçrantı miktarının düşük olması, bu gaz karışımının ucuz bir gaz karışımı olması hiçbir şey ifade etmiyor. %3'ten fazla karbondioksit ihtiva eden bir gaz kullandığımız zaman paslanmaz çeliğin paslanmazlık özelliğini yitiren bir kaynak dikişi ortaya çıkarıyoruz. Buradaki en büyük yanlış bu esasında. Şimdi gelelim %97,5 argon, %2,5 karbondioksite, yani doğruya. Şimdi bahsettiğimiz gibi bir kere karbondioksit miktarı gazdaki 3'ün altında. Yani doğru. Geri kalanda da argon kullanmışız. Bu %2,5 karbondioksit bize burada %100 argondan farklı olarak ne sağladı? Aktif gaz olması sebebiyle kaynak banyosundaki yeterli enerjiyi elde etmemizi ve kaynak telinin ve ana metallerin yeterli sıcaklığa ulaşıp doğru bir ergime harmonisine girmesini sağladı ve düzgün bir kaynak dikiş geometrisi elde etmemizi sağladı. Argon miktarının fazla olması da yine hem fırçalanmamış halinde görüyorsunuz, yine oldukça parlak, bu meneviş rengine yakın bir renk elde ettik. Fırçalandıktan sonra zaten tam paslanmaz rengi, birebir renk uyumu elde ettik. Renk uyumunda da mükemmel bir sonuç veriyor. Paslanmazlık olarak ana malzemeye zarar vermemizin önüne geçiyor ve içindeki bu küçük karbondioksit miktarı bizim kaynak dikiş geometrisinin yayılımını, ark banyosunun enerjisini doğru seviyede tutmamızı sağlıyor. Bu arada paslanmaz çeliklerde kullanılan tek doğru karışım 97,5 argon, 2,5 karbondioksit değil. Aslında bunun helyum karışımını, helyum karışımı da ihtiva eden Trimix denen farklı karışımları da var. Onlar artık doğrunun daha da iyileştirilmiş versiyonları, doğrunun daha da mükemmel versiyonları. İleride onlardan da bahsedeceğiz ama piyasada en çok kullanılan paslanmaz çelik karışımı, gaz karışımı bu. En kolay bulabileceğiniz karışım da bu. Bugün iki yanlış bir doğrudan bahsedelim istedik. Son olarak öncelikle bu %100 argonda ne hissettin? Bayağı bir zorlandın. Evet. Argonda ilk baş amperi tutturabilmemiz için bayağı bir uğraştık. Yani ilk yığılmalar oluyordu. Yığılmaları geçtik. Biraz emisyon yaptı. Amperle oynadık. Gene yığılmalar oldu. Yani en son en iyi yapabildiğimiz buydu yani. Diğer taraftan burada çok da fazla zorlanmadık aslında. Uygun bir kaynak dikişi verdi ama biraz daha hırçın bir yanışı vardı. Evet, evet. Sıçrantı biraz oluyordu. Yani ama içinde oluyor yani. İlk arkın değdiği yerden itibaren arkın önünde bir sıçrantı oluyordu. Ya aslında bir kaynakçı ustamız bunu yapıp aldığında o güzel kaynak dikiş çıktı der ama burada malzemenin paslanmazlığını oldukça bozuyordu. Yoksa kaynak kabiliyeti açısından biraz daha hırçın yanması dışında pek bir sıkıntı zorlamadı bizi. Evet, zorlamadı, evet, doğrudur. Burada peki, burada oldukça zaten düzgün bir kaynak. Burada evet, burada etti. Burada başlangıçtan bitişine kadar zaten gördüğünüz gibi yağ gibi. Neredeyse hiç sıçrantı yok. Burada krateri kapatmak için ufak tefek bir sıçrantı olmuş. Buradan yandığı andan itibaren sonuna kadar çok rahat ve düzgün bir kaynak oldu. Hem yanışı hem sıçrantısı, yani sıçrantılar çok minikti yani. Seni hiç rahatsız etti. Tabii canım, yani büyük sıçrantı yoktu. Paslanmazlık açısından da malzeme hiçbir zarar vermiyor. Temizliği diğerlerine zarar çok kolay. Çok basit bir fırça temizliği, çok basit bir kimyasal temizliği yeterli oluyor. O yüzden doğru karışım net olarak budur.
Bu iki karışım hiçbir şekilde kullanılamaz. Hiçbir şekilde istisnai durumlarda bile kullanılmasını önermiyoruz. Ama bunun daha doğruları var, daha güzelleri var. Onları da ilerleyen dönemlerde göstereceğiz. Biraz daha estetik, biraz daha uygulamayı hızlandıran, temizliği azaltan gaz karışımları var. Onları da çalışırız ileride. Şimdilik bu basit girişle bitirelim çalışmamızı. Arkadaşlara tekrardan söyleyelim. Bunlar paslanmaz çelik arkadaşlar. Hepsi. Gazları farklı sadece. Bunda not düşelim. Başka hiçbir fark evet, yok. Çünkü bize diyecekler ki hani ya diyecekler bu böyle olmamış. Neden bu kadar farklı? Evet. Hiçbir fark yok. Parametrelerdeki farkı da göreceksiniz. O da gazın ark banyosuna aktardığı enerjiden kaynaklanan bir farklılık. Evet, çalışmamızı tamamladık. İsaust eline sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Bu arada bu yanlış gazlarla biz de daha önce kaynak yapmamıştık. Bayağı vakit geçirdik. Öğrenmiş olduk yanlış gazla kaynak yapınca ne oluyor diye. Bütün konularımızı, içerik takvimimizi sizin yorumlarınız ve görüşleriniz doğrultusunda oluşturuyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz, önerilerinizi bekliyoruz. Hepsini tek tek cevaplamaya gayret gösteriyoruz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.